En uğraksam. Yüce Allah'ın lütfuyla hemen hemen 7 sene sonra Allah-u Teala bana lütfetti. Ben direkt olarak bu cemaate Japonya'dan buraya geldim. Allah-u Teala'nın lütfuyla dünyanın diğer cemaatleri gibi Japonya cemaati dahi ilerlemeye devam eden ve ilerleyen cemaatler arasındadır. İhlas ve vefa konusunda ve mal fedakarlığı konusunda ileri adım atan cemaatler arasındadır. Ancak cemaat üyelerinin daima unutmamaları lazım. Hiçbir zaman onların kalbinde şu düşünce gelmesin ki biz ilerliyoruz. Ancak zannetmesinler ki bizim cemaatimiz çoğalmıştır, ilerlemiştir. Biz yeni bir yer satın aldık. Birkaç sene için yeterlidir demesinler. Biz yeni bir yer satın aldık ki bizden ibadetler dışında diğer fonksiyonlar dahi yapılabilsin diye biz o yer satın aldık. Bu yeni merkez sizin satın aldığınız. Bunun detayları daha sonra beyan edeceğim. Ancak burada şunu beyan etmek istiyorum. Bu yeni ve geniş yer sizin namazları için yeterlidir. Ve şu andaki cemaat üyelerinin sayısı ne kadar varsa ona göre toplantılar için, celsalar için dahi bir zamana kadar yeterli olacaktır. Büroler için dahi yer bulacaksınız. Misafirhane var, merkez vardır ve diğer kolaylıklar vardır. Ve Ahmediye cemaati, Japonya cemaati bunu satın almak için çok büyük mali fedakarlıklarda bulundular ve onu aşırı derecede fedakarlık yaptılar. Ancak hiç unutmamalısınız. Gerçek hakkı ancak Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği konuları anladıktan sonra hakkını verebiliriz. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girerek biz anlamak ve amel etmek her iki bakımdan çaba sarf etmemiz lazım. Bunlar gerçek bir Müslüman için gereklidir. Gelip geçici hislerle bazı fedakarlıklar tabii ki bazen hayıra insanı çekerler, rağbet ettirirler. Allah-u Teala'nın rızası uğruna yapılmış olsalar Allah-u Teala'nın lütuflarını elde edenler olurlar. Ancak biz ki kendimizi Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girdiğimizi zannediyoruz. Bizim gayelerimiz gerçekten ancak müstakil mizaçlı olarak müstakil bir şekilde her amelimizi Allah-u Teala'nın rızası uğruna yapmak istediğimiz zaman olacak, olabilir. Biz ne zaman Ahmediye cemaatinin gayesini gözlerimizin önünde bulundurursak ancak o zaman olacak. Mesih Mevlid Aleyhisselatü Vesselam bir yerde der ki, Mun aleyhim güruh topla taife arasında bazı mükafatlar vardır. Sirat-ı-lezine anamta aleyhim de Allah-u Teala sirat-ı-lezine anamta demiştir. Bunları elde etmek her insanın asıl gayesidir. Ve bizim cemaatimiz özellikle buna dikkatli davranmalı. Dikkat etmeli. Çünkü Allah-u Teala bu cemaati
hazırlamak ile ancak şunu istemiştir ki öyle bir cemaat hazırlasın. Nasıl ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazırlamış idi. Ki bu son zamanda bu cemaat Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Resulullah'ın doğruluğunu ve yüceliği üzerinde şahit olsunlar. Demek ki bu çok büyük bir sorumluluktur. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizim bu sorumluluğumuzu beyan etmiştir. Yani o gayelere ulaşmalıyız, çaba sarf etmeliyiz ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cemaati onu elde etmiş idi. Yahut onu elde etmeye çalıştı. Onlar durmadan can, mal ve vakitlerini fida ettiler. Ve Allah-u Teala'nın haklarını korkarak eda ettiler. Allah-u Teala'nın huzurunda korktular ve dua ettiler. Hiçbir özveri üzerinde iftihar etmediler. Aksine şöyle dua ettiler ki Yüce Allah onu kabul buyursun. Kendi ibadetlerinin derecelerini yükselttiler. Öyle ki kendi gecelerini dahi ibadetlerle doldurdular ve gündüzlerini dahi dünya işleri olmasına rağmen ve işlerine rağmen Allah-u Teala'yı hatırlamaktan gafil kılmadılar gündüzündeyi. Kısacası bu öyle bir gayedir ki aramızdan her birimiz onu elde etmeliyiz. Bu gayedir ki bunun hakkında Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah şöyle demiştir. Yani eğer siz bu gayeye ulaşırsanız hayatınızın gayesine ulaşmış olursunuz. Çünkü insanın hayatının gayesi, doğuşunun gayesi Allah-u Teala'nın ibadetini yapmaktır. Biz camileri yapıyoruz. Yahut içtimai ibadetler için bir yer satın alıyoruz. Aynı gaye gözlerimizin önünde olmalı ki biz müstakil bir şekilde doğuşumuzun gayesinin en yüksek mertebesine ulaşmalıyız. Dünyadaki gayelerin bazı sınırları vardır. Belli bir yükseklik vardır. Ondan sonra insan mutlu olur ki ben ona ulaştım. Yahut bu dünyada dahi onun neticelerine ulaştım. Ancak Allah-u Teala'nın ibadetinin gayesi öyledir ki Allah-u Teala'nın yeni kapılarını açar ve ondan sonra öldükten sonra dahi bu dünyanın amellerinin gelecek cihanda mükafatı vardır ki orada Allah-u Teala'nın sınır siz merhameti ve lütfu neticesinde ilerleme olabilir ve olacaktır da. Ve öyle mükafatlara insan malik sahip olur ki o insanın düşüncesinden dahi daha üstündür. Eshablar radıyallahu anhum bunu göz önünde bulundurdular ve ilerlediler. Ve radıyallahu anhum mertebesine ulaştılar. Kısacası Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki ben kendi cemaatimin üyelerini aynı şekilde ilerlediklerini görmek istiyorum. Ki onlar doğum gayelerini elde ederek onun dereceleri konusunda da ilerlesinler. Onların dereceleri daha da yükselsin. Ve Allah-u Teala'nın mükafatlarını elde edenler olsunlar, olmaya devam etsinler. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam, benim cemaatimde öyle insanlar olsun ki Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Resulullah'ın yüceliği üzerinde şahit olsunlar.
Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın son kitabıdır ve mükemmel tam kitabıdır. Onun yüceliği bizim şehadetimizden mi belli olacak? Bizim Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın son peygamberi ve en yüce peygamberidir ve Hatemun Nebiyyindir. Onun yüceliği bizim bir amelimize mi bağlıdır? Hayır. Hazreti Mesih Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın bundan muradı şudur ki bizim amellerimizde bir inkılap Kur'an-ı Kerim'in talimatı vasıtasıyla ve Resulullah'ın örneğine, karakterine göre hareket ederek belli olsun. Ve öyle belli olsun ki dünya diye desin ki bu o insanlardır ki onların hayatında bu inkılap Kur'an-ı Kerim'in güzel talimatı üzerinde amel ederek ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bağlı kalarak olmuştur. Bu o insanlardır ki Allah-u Teala'nın hakkını vermek ibadetin en yüce mertebelere ulaştırmak ile olur. Onun hakkını verenlerdir bu insanlar. Ve kul hakkını vermek ki her çeşit en yüce bir şekilde onu ilerlemek ile olur. Onun da hakkını verenlerdir. Onun için nasıl ki bana verilen rapor da şunda şu beyan edilmiştir ki bizim bir Japonya'daki gayrimüslim bir arkadaş, bir avukat, sizin bu yeni satın aldığınız yerin ismini Beytul Ahad ismi konmuştur. Daha yapım durumundadır. Onun değişik zamanlarda bazı engeller oldu. Orada yardım etti. Sebebi şudur ki cemaatin kul hakkını vermek için yapılan değişik çabalar da depremlerde ve tsunami zamanında olduydu. Onun büyük önemi vardı onun gözünde. Ve dedi ki cemaatin Japonya cemaatinin büyük Japonya üzerinde minnetleri vardır. Onun için ben hiçbir para almadan bu işi yapacağım. Kısacası cemaat eğer bir iş yaptıysa bir minnet için değil, kendi lütfunu yaptılar görevini ve yapmalıdırlar da. Nerede bir insanı eziyet içinde görürlerse orada görevlerini yapmalıdırlar. Ancak onlar kendi güzel vasıflarını gösterdiler, ahlaklarını ve cemaatin küçücük hizmetini dahi met ederek cemaate yaklaştı bu zat. İşte bu kul hakkının eda edilmesinin işini biz daima yapacağız. İster birisi bizim işimize yarasın yahut yaramasın. Ve bu kul hakkı görevidir. Ki ne zaman biz dersek ki ve demeliyiz dahi ki Kur'an-ı Kerim'in talimatıdır ve bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğidir ve bize emir verilmiştir ki mahlukata hizmet edin. O zaman bu tanıtım daha da genişleyecektir. İnsanlar daha fazla bu Japonya avukat gibi önümüze çıkacaklardır. Onlar cemaatin hizmetlerini methedecekler. Ve orada İslamiyet'in güzel talimatı onların önünde belli olacak. İslamiyet tanınacak. İslamiyet'in talimatının yüceliği onların gözlerinin önüne çıkacak ve böylece tebliğin yeni kapıları açılmış olacak. Bu cami, Beytul Ahad, İnşallah Teala burada söylediğim gibi yasal bazı engeller vardır. Küçük,
onlar tamamlandıktan sonra cami şekli dahi verilecek buna. Bununla cemaat daha da tanınacak. Daha da Kur'an-ı Kerim'in talimatını tanıtabileceğiz. Fırsat elimize geçecek ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl isteği var, arzusu var idi ve söylemiştir zaten ki bu insanların İslamiyet'e yaklaşıyorlar bu insanlar. Çünkü bunların fıtratı iyidir, duaları ve onun için İslamiyet'e yaklaşıyorlar. Bir eylemleri vardır. Onun için onlar için İslamiyet'i tanıtmak için çaba sarf etmeliyiz. Ve onun için Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, İslamiyet'in tanıtımı üzerinde Japonya dilinde bir kitap yazılsın buyurdu. Kısacası bu kitap üzerinde çalışılıyor. Bütün bunlar siz burada yaşayanlar ki çoğu Pakistanlılardan ve eski Ahmedilerden oluşmaktadır. Sizler fiili durumlarınıza bakmalısınız. Şimdi eskisinden daha fazla insanlar sizi görecekler. Siz tebliğ için çıktığınız zaman, İslamiyet'in mesajını verdiğiniz zaman insanlar fiili durumlarınıza göz atacaklar. Bakacaklar ki nedir? Bunlar şuna bakmayacaklardır ki siz bu caminin yapımı için hangi fedakarlıklarda bulundunuz? İnsanlar bakacaklarsa sizin fiili durumunuza bakacaklar. Sizin Allah ile diri alakanız nasıldır? Sizin size katılarak hangi inkılap yaşanabilir o kendilerinde? Ona bakacaklar. Dünya bakımından bu insanlar sizden çok ileridirler. Zahiri ahlak vasıfları dahi bunların gayet güzeldir. Yeni bir şey eğer biz onlara verebiliyorsak, o da Allah-u Teala ile alan alakanın yolunu, alaka kurmanın yolunu kendilerine öğretebiliriz. Biz onlara diyebiliriz ki, şimdi diri din yalnız İslam'dır. Şunu diyebiliriz ki Yüce Allah, Allah'ın ibadet hakkı nasıl verilebilir? Şunu söyleyebiliriz ki Allah-u Teala nasıl duaları kabul eder? Şunu söyleyebiliriz ki Allah-u Teala kendi kullarına kullarıyla nasıl mukaleme eder, nasıl konuşur? Ve bütün bunları yapmak için biz kendimizi muhasebe etmeliyiz. Yüce Allah'tan, Yüce Allah ile alakamızı kuvvetlendirmeliyiz. Kendi namazlarımızı korumalıyız. Kendi ibadetlerimizin hakkını vermeliyiz. Kendi birbirlerimizle sevgiyle yaşamalıyız. Ahlak vasıflarının en yüce mertebesine ulaşmalıyız. Ki Japonya'daki ahlak vasıflarından daha üstün olsunlar. Maddi ihlasla bunlarda çoktur ahlak vasıfları. İnsani insan sevgisi de vardır. Minnete mukabil minnet ederek onu karşılığını vermek istiyorlar. Böylece Kur'an-ı Kerim'in talimatına yakındırlar. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onun için demiştir ki bunların dikkat olduğu bir saadetlerinden dolayıdır. İslamiyet'e onun için yaklaştılar bunlar. Onun için bunlara İslamiyet'in asıl ve gerçek talimatı bunlara anlatmak pek gereklidir. Onun için bu saadetten ki bunlarda vardır, tam olarak istifade etmeliyiz. Bunlardaki ahlak vasıflarından istifade etmeliyiz tam olarak. Ve onun için bizim İslamiyet'in
güzelliğini kendilerine göstermeliyiz. Allah-u Teala'nın kul ile olan alakasının fiilin örneğini göstermeliyiz kendilerine. Onun için burada yaşayan her Ahmedi, Kur'an-ı Kerim'in talimatı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örneğini daima gözünün önünde bulundurmalı. Onun için bunu anlamaya çalışınız. Bunun için Hazreti Mesih Maud aleyhissalatu vesselam bize yol göstermiştir. Onu daima hatırlayınız. Tekrar tekrar. Onlardan bazı sözleri önünüze koyacağım. İlk şudur ki daima gözlerimiz önünde onu bulundurmalıyız. O da şudur ki Allah-u Teala verdiğimiz sözler hakkında soracak. Verdiğiniz sözler konusunda mutlaka size muhasebe edecek. Ve bu zamanda biz Mesih Maud aleyhissalatu vesselama biyet sözleşmesi yaptık kendisiyle. Bu yeterli değil ki biz biyete girdik ve Ahmedi olduk. Eskiler, Ahmediler, hilafet eli üzerinde yenilesinler biyetlerini ve bunu yeterli görsünler. Bu hayır, olmaz. Biyet sözleşmesi bizden bir talep ister. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam onu 10 biyet şartları şeklinde bizim önümüze koymuştur. Eğer onun özeti beyan edilirse şudur ki her durumda din dünyadan daha üstün olacak. Biz daima çaba sarf edeceğiz ki dinimizi dünyadan daha üstün tutalım. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam bir yerde der ki siz görüyorsunuz ki ben biyet konusunda söz alıyorum ki dinimi dünyadan daha üstün tutacağım. Bu şu gaye içindir ki ben göreyim ki biyet eden nasıl amel eder. Dedi ki Mesih Maud aleyhissalam, eğer birisi dünyalık bir iş olursa onun için çok çaba sarf ediyorsunuz. O zaman onda başarıya ulaşıyorsunuz. Ancak din için çaba sarf etmek istemiyorsunuz. O sancı yok, o çaba yoktur. Ki onunla daima Allah-u Teala gözlerinizin önünde bulunsun. Ve siz Allah-u Teala'nın buyruklarına göre amel etmeye çalışasınız. Mesih Maud aleyhisselam der ki ben daima üzülüyorum ki cemaat içinde temiz bir değişiklik olsun. Cemaatin değişikliğinin bir haritası vardı benim kalbimde. Onu ben daha göremiyorum. Ve bu durumu gördükten sonra ben üzülüyorum. La'allaka bâhiyun nefsaka Allah yakunu müminin durumuna giriyorum ben bunu düşünce. Yani sen belki de canını helak edeceksin ki bunlar niye mümin olmuyorlar diye. Dedi ki ben istemiyorum ki birkaç kelime papağan gibi biat zamanında söylensin. Bundan hiçbir fayda yoktur. Tezkiye nefsi ilmini bilgini elde ediniz. Yani nefsinizi nasıl pak etmelisiniz o gereklidir. Onu öğrenin. Nefsinizi nasıl temizlemelisiniz onu öğrenmeye çalışın. Mesih Maud aleyhissalatu vesselam biyete girdikten sonra asıl gayeyi zikrederek dedi ki sizler kendinizde temiz bir değişiklik yaratın ve yepyeni bir insan olun. Bunun için aranızdan her biri için gereklidir ki bu sırrı anlasın. O kadar öyle bir değişiklik yaratsın ki diyebilsin. Ben başkayım. Eski bir insan değilim ben artık. Bu sancıdır ki biz onu hissetmeliyiz. Bu kelimeler Mesih Maud aleyhissalatu vesselam bazı insanlar için söylemişti.
onlar kendi sohbeti içinde idiler. Eğer onların seviyeleri Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın arzularına göre değil idiyse ve eksiklikler var idiyse, o zaman bizim zamanımızda bu eksiklikler kaç kat çoğalmış olacaktır. Ve onları uzaklaştırmak için kaç kat fazla çaba sarf etmemiz gerekli olacak. Onun için biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sancısını azaltanlar oluruz. Şimdi Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam mesela demiştir ki, benim durumum böyledir ki kendimi helak et, belki de etmeyeyim sizi görünce. Niye mümin olmuyorlar diye. Bunun anlamı yabancılar için şüphesiz şudur ki, onlar niye iman etmiyorlar? Fakat burada kendisine inanan insanlardan üzüntü duyuyordu. Ve üzülüyordu ki niye o yüksek seviyeye ulaşmıyorlar ki, bir mümin için gerekli olan bir makama niye ulaşmıyorlar? Kur'an-ı Kerim böyle inananlar için şöyle demiştir. Deyiniz ki biz Müslüman olduk, cemaat nizamına girdik, itaat ettik, kabul ettik ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hatemun Nebiyyin'dir. Bunu kabul ediyoruz ki gelecek olan Mesih, vaat edilen Mesih ve Mehdi, ki onun gaybi haberini Mesih Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişti, o geldi. Ve biz onun biyetine girdik ve onun cemaatine katıldık. Ancak iman daha kamil olarak sizin içinizde doğmamıştır. İman için birçok şart vardır. Onları yerine getirmemiz lazım. Mesela mümin en fazla Allah'ı sever. Ve Allah-u Teala'yı sevmenin anlamı şudur ki, her maddi şey ve maddi alakayı Allah-u Teala'nın önüne koymamak, ona önem vermemek, Allah-u Teala'nın buyruklarına göre hareket etmek. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde iman ile birlikte ameli salih şartını dahi koymuştur. Yani ameller iyi olsun ve duruma göre olsunlar. Ve Allah-u Teala'nın rızasını elde eden, etmeyi göz önünde bulundurarak olsun. Allah-u Teala müminlere emir vermiştir. Onlarda ibadet hakkını vermek ile birlikte pek gereklidir. Dedi ki, mümin odur ki İslah benen nas yapar. Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için kendi aralarında ıslah etmeye çalışırlar. Fesat ve fitneyi yaratmazlar. Onların fikirleri dünyanın iyiliği içindir. Düşünceleri onlara zarar vermek için değildir. Mümin öyle iyi kavimdir ki hayırı tavsiye ederler ve kötülüklerden insanları alıkoyarlar. Mümin onlardır ki emanetin hakkını verenlerdir. Kendi verdikleri söze bağlı kalanlardır. Doğruluk üzerinde daima bağlı kalanlardır doğruluğa. Kavli sadiği de o kadar bağlıdırlar ki hiç yuvarlak bir şey söylemezler. Dost doğru söz söylerler. Kavli sadiği olan dost doğru söz demektir. Kendi akrabaları aleyhinde de şehadet vermek isterlerse mutlaka şehadet ederler. Birbirleri için fedakarlık yapmaya hazırdırlar, eshablar. Birbirleri için özverinin o kadar güzel örneğini ileri sürdüler ki kendi mallarını, ev malzemelerini, malikaneyi ve her şeyi, sahibi her şeyi birbirleri için feda etmeye hazır oldular. Sonra müminin alameti budur ki hüsnü zanda bulunur. Daima kötü zanda bulunmazlar. Duydukları şeylere inanarak birbirleri aleyhinde kalplerde düşmanlık yaratmazlar. Buğz ve kin yaratmazlar. Eğer siz bunlardan bir tanesine
%100 bağlı kalırsanız, amel ederseniz, cemaatin her üyesi burada ilerleme hızınız dahi kaç kat çoğalabilir. Kararlarıyla iyi muamele yaparlar. Allah-u Teala'nın emridir bu. Eğer burada Japon kadınlarla evlenmiş olanlar, her biri kadınlara İslami talimatına göre iyi muamele yaparsa, bu onların akrabaları içinde tebliğ yapmanın bir yolu olacaktır. Kadın zevceleri tarafından olan akrabalar. Sonra müminler birbirlerini hatanı affederler ve göz yuman insanlardır. Sonra müminler aciz olan insanlardır. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bunu bir şiirinde şöyle beyan etmiştir. Bettar bano her ekse apne hayal mein şayet ke isse dakhil ho darul visal mein, yani herkesten kendinizi daha küçük gösterin, belki böylece Allah-u Teala'nın kapısından içeri girersiniz. Kibarlık gösterirseniz o zaman Allah-u Teala'nın sevgisini elde edenler olabilirsiniz. Onun için eğer Allah-u Teala'ya yaklaşmak istiyorsanız aciz olun. Kibir, kibiri sevmez Allah. Yöneticiler dahi aciz olsunlar kendi dairelerinde ve cemaat üyeleri dahi aciz olsunlar. Öfkeyi ya baskı altına alanlardır. Müminin alameti budur. Verdikleriniz sözü tamamlayınız. Daha önce de söylediğiniz gibi Allah-u Teala verdiğimiz sözler hakkında mutlaka soracaktır. Ve biz ki bu zamanda, bu çağda biyet sözleşmesini yaptık. Onu anlamak ve ona amel etmek ve onu tamamlamak gereklidir. Ve bu ancak ne zaman her hayırlı amel yapan olursak ancak o zaman olacak bu. Kendi hayatımızı Allah-u Teala'nın buyruklarına göre yapanlar olacağız. Olacak, o zaman olacak bu. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam cemaatin gayesini beyan etmiştir. Ona göre amel edenler olursak ancak o zaman olacak. Ben onun için şu anda daha fazla detaylara giremem. Birçok buyruk vardır. Her bir insan kendisini muhasebe etsin. Acaba o Kur'an-ı Kerim'in emirlerine göre kendi hayatını geçiren midir? Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın biyetine girerek kendi arzusunu tamamlayan mıdır? Onun her ameli acaba Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için midir? Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şiirini ben okudum. Battar banu her ekse apne hayal mein, kendi düşüncenize göre herkesten kendinizi daha küçük zannediniz, kötü zannediniz. Eğer bu durum her birimize üzerinde olursa o zaman diğer insanları affetmeyi dahi öğreneceğiz ve kötü zanlardan dahi uzak duracağız ve cemaatin ilerlemeniz için iyi insanlar olacağız. Onun için her birimiz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sancısını ve üzüntüsünü anlamalıyız. Bu sözlerdir ki tezkiye nefsimizi pak etmenin yolu olur. Kendinizde karşı kardeşlik, sevgi ve birbirinizi sevmelisiniz. Birbirinizin eksikliklerini arayacağınıza güzellikleri arayınız birbirlerinizin. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir yerde der ki, her bir insan kendi kavgaları ve coşkuları ve adaveti ortadan kaldırın. Ki şimdi öyle bir çağdır ki küçük şeylerden yüz çevirerek önemli işlere giriniz. Dedi ki siz unutmayınız. Eğer Allah-u Teala'nın buyruğunda siz girerseniz ve onun dininin sevgisi için çaba sarf ederseniz Allah-u Teala bütün engelleri ortadan kaldıracak ve siz başarıya ulaşacaksınız. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkatimizi uğruna çektiği en yüce iş şudur ki Allah-u Teala'nın dinini tebliğ etmeye çalışın.
şu anda bir başarıyı elde etmek için çaba sarf etmeliyiz. O da şudur ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini tamamlamak ve geliş gayesi kulu Allah-u Teala'ya yaklaştırmak ve onunla diri bir alaka kurmaktır. Aynı şekilde mahlukatın birbirleri üzerinde hakları vardır. Onları eda etmeye dahi dikkat ettirmek ve onları eda etmektir. Ve bütün bunlar ancak kamil mümin olmaya çalıştığımız zaman olabilir. Ki İslamiyet'in güzel talimatı her yere kadar götürebilelim. Onun için ben tekrar söylüyorum, her birimiz kendisini muhasebe etmeliyiz. Japonya cemaati küçük bir cemaattir. Burada kaç insan dahi böyle olurlarsa ki sözlerle ve işler arasında bir tezat varsa, o zaman cemaat içinde bu söz her birisini etkileyecek. Özellikle gençler ve çocuklar üzerinde öyle bir etkisi olur ki onlar dinden uzaklaşabilirler. Japonyalar arasından Ahmediye yakın olanlar dahi bunları görünce uzaklaşacaklardır. Japon kadınlar yahut erkekler Ahmedi erkek yahut kadın ile evlendikten sonra Ahmediye cemaatine yaklaşmışlardır. Onlar dahi uzaklaşacaklar. Kısacası bu üzüntü zamanıdır. İlk olarak bunun en önemi cemaatin sadr cemaat ve müballig incharge'nin görevidir ki o bir baba görevini yapsın ve kendisi temiz değişiklik yaratmaya çalışsın daima. Kendi görevi bakımından, bilgisi bakımından da en büyük sorumluluk onundur. Ve mutlaka sorulacak. Bilgisiz olursa, az bilgisi olursa o zaman başkadır. Ama her şey biliyorsa ve yine ona amel etmiyorsa o zaman fazla soru sorulacak kendisine. Ve cemaat üyeleri arasında dahi her bir insan kendisini muhasebe etmesin. Sonra cemaat görevlileri dahi kendilerini muhasebe etsinler. Biz kendi görevimizin hakkını veriyor muyuz? Acaba bu hakkı eda etmemek ile cemaat arasında huzursuzluk yaratan mıyız biz? Sonra yan kuruluşların görevlileridir. Kendilerini muhasebe etmeleri lazım. Her biri kendi emanetini ve emanetleri ve verdikleri sözler hakkında mutlaka sorulacak. Nereye kadar siz onu yerine getirdiniz diye. İclaslarda, toplantı, celsalarda programlar Japon dilinde olmalı. Bazı şikayetler aldım ben onu. Burada birkaç Japonlar vardır. Biz anlayamıyoruz ne oluyor toplantılarda. Erkekler ve kadınlar Japon dilini iyi bilmeyenler için dahi Urdu dilinde tercüme yapılsın. Ama Urdu olmasın ve Japon dilinde tercüme yapılmasın. Ters olmalı burada her şey. Bütün iclaslar Japon dilinde olsun ve Urdu dilinde tercümesi olsun. Japonya'daki Ahmediler daha fazla programların parçası haline getiriniz onları. Onlardan konuşmalar yaptırın. Onlara nizamı dahi anlatın ve onlardan diğer hizmetler dahi alın. Söylediğim gibi şimdi yeni bir cami inşallah burada bina edilecek. Onunla tebliğin daha fazla yollar açılacak. Bu yollar üzerinde her Ahmedi
bekçi olarak durmalıdır ki her kim bu yollarda yürümek için gelirse, her kim bunları aramaya çalışırsa, orada her eski Ahmedi ki Ahmedi konusunda bilgi sahibi ise orada olsun yol göstermek için. Ve bu iş daha önce de söylediğim gibi olamaz. Eğer her bir insan Allah-u Teala ile alakası yok ise, ahad tek olan Allah-u Teala'nın ibadeti eğer edilmezse ki onun adıyla bu cemaat cami yapılmaktadır. O tek Allah'ın günahsını eğer bilmiyorsak ki hiçbir insan ile akrabalığı yoktur. Onun için saygı seyreder odur ki takva sahibi olandır. İbadetin hakkını verendir. Ve ameli salihi yapandır. Kul Allah-u Teala mahlukatına yol göstermek ve Allah-u Teala'nın onu eğdirmek için çaba sarf edendir. Öyle mümin olarak yaşayandır ki ruhama'u beynahumun örneği olurlar. Birbirlerine merhamet edenlerdir. Onun için her Ahmedi daima hatırında bulundurmalı ki bu yalnız yöneticilerin görevi değildir. Aksine her Ahmedi erkek, kadın, genç, yaşlının görevidir. Ki yalnız görevlilerin hatalarını aramasın. Aksine kendilerini muhasebe ederek kendilerini tek olan Allah ile alaka kuranlar olsunlar. Rahman Allah ile alaka kurarak Abdurrahman olun, Rahman'ın kulları olun. Ve bu caminin hakkını vermek için hazır olun ki inşallah Teala pek yakında size nasip olacak. Kendi fedakarlıklarınızı Allah-u Teala'nın huzurunda kabul ettirmeye çalışın. Ki Allah-u Teala'nın buyruklarına amel etmek ve Allah-u Teala'nın lütfuyla dahi olabilir. Kendi çabamızla olamaz. Onun için dualar gereklidir. Allah-u Teala'dan onun lütfunu aramak lazım ve aciz olmak lazım. Söylediğim gibi cami hakkında biraz detayları anlatacağım. Bu detaylar benim önüme çıkmış olan. Şu anda ben onu önüme koyuyorum. ...1981'deki bir merkezde satın aldık, onu beyan etmeye gerek yok. Küçük bir yer idi, ev idi, fakat şimdi bu Beytul Ahad Camisi aşağı yukarı 3000 kilometre karedir. 3000 metre kare ve %60'ı çatıdır. Bir salondur ki 500 insan orada namaz kılabilirler. Ev, daireler hemen hemen 800 bin dolar ile bu satın alınmıştır bunlar. Odalar vesaire. Kısacası sizin dikkatinizi çekildi. Yani merkez satın alın diye cemaat Ahmedi Japonya cemaati mali fedakarlıklarda bulundu ve Allah-u Teala'nın lütfuyla bu yer satın alındı. Küçük bir cemaattir fakat Allah-u Teala'nın lütfuyla büyük fedakarlık yaptılar. Birçok insan büyük meblağlar vermişlerdir. Çocuklar kendi cep harçlığını verdiler. Kadınlar kendi mücevherlerini verdiler. Ve bazıları kendi Pakistan'daki evlerini satarak para verdiler. Ya oradaki malikaneyi vererek para verdiler. Bazıları eski mücevherlerini ve anne babalarından elde ettikleri mücevherleri satın alarak cami için para verdiler. Kısacası mal fedakarlığı konusunda Allah-u Teala'nın lütfuyla
birbirlerinden daha fazla çaba sarf etmeye çalıştınız. Allah-u Teala bütün bu mal fedakarlıkları kabul buyursun ve sizin mallarınıza çok bereket versin. Şimdi söylediğim gibi caminin kayıtları son merhalededir. Daha önce olsaydı belki cuma orada olurdu. Ancak inşallah Teala pek yakında inşallah izin alınacak. Ve Japon avukattan ben bahsettim. O dahi diyor ki eğer para alsaydı 20 bin dolar mutlaka ücret alırdı. Fakat onun lütfudur. Allah-u Teala kendisine mükafat versin. Bir para almamıştı karşılık olarak. Kısacası bu çaba birkaç ay içinde yaptınız. Bunlardan anlaşıldı ki caminin yeri size nasip oldu. Bu da olağanüstü bir şekilde fedakarlıklar yaptınız. Fakat onu elde etmek dahi şöyledir onun tarihi ki Allah-u Teala'nın lütfuyla hiç fazla düşünmeden Allah-u Teala lütfetti ve birdenbire mümkün oldu. Ve bu da Allah-u Teala'nın lütfudur. Bunda sizin çabanızdan daha fazla Allah-u Teala'nın lütflarının semeridir. Ki o kadar geniş yer satın alabildiniz. O öyle bir yerdir ki düşündüğüm gibi birkaç ay öncesine kadar siz onu düşünemezdiniz ki biz onu alabileceğiz. Bu kısacası bu bize Allah-u Teala'nın huzuruna onun önünde eğilmeliyiz. Ona sebep olmalı bu. Allah-u Teala'nın önüne eğilmemize sebep olsun. Fakat bununla birlikte şunu dahi söylemek istiyorum. Bu lütuf ki bugün Ahmediye cemaati üzerinde dünyada her yerde olmaktadır. Bunlar Ahmediye cemaatinin düşmanlarının yüksek iddialarının dahi bir Allah-u Teala tarafından bir cevabıdır. Ve Allah-u Teala'nın Ahmediye cemaati lehinde Allah-u Teala'nın lütufları ve onun yardımının fiili bir açıklamasıdır ki düşmanlar ikinci hilafet zamanında yapmışlardı. Biz Kadiyan'ı yerle bir edeceğiz. Söküp atacağız ve Ahmediye cemaatini yerden sökeceğiz demişlerdi. O zaman Müslim Mevud radıyallahu anh o Tahrik-i Cedid'in binasını attı. Ve dedi ki bunun cevabı tebliğ ve dünyaya yayılmaktır. Kısacası o zaman cemaat üyeleri mal fedakarlıkta bulundular ve Ahmediye yani gerçek İslam'ın mesajını dahi iletmeye çalıştılar. Muballigler dışarı çıktılar. Camiler yapıldı. Ve insan hizmetlerinin diğer işleri dahi başladı. Hastaneler, okullar açıldı. Kadiyan'ı yıkmak isteyenler şimdi artık onların adı dahi belki de bilinmiyordur ama Ahmediye cemaati bugün dahi dünyanın 200'den daha fazla ülkede mevcuttur. Her sene camiler dahi yapılmaktadır. Ve 100 binlerce insan Ahmediye cemaati vasıtasıyla Müslüman oluyorlar. Bu sene Allah-u Teala'nın lütfuyla cami şeklinde size Ahmediye Almanya cemaatine bir mükafat ile mükafatlandırmıştır. Ki zahirde onu hemen elde etmeye hiç imkanı yoktu. Daha önce söylediğim gibi. Onun için bizim başlarımız Allah-u Teala'nın bu lütfu üzerinde eğilmelidirler. Ve bunun gerçek hakkı daha önce de söylediğim gibi şudur ki kendimizde temiz bir değişiklik yaratalım. Öyle ki Allah-u Teala katında makbul olsun. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Tahrik-i Cedid ile alakalı olarak Allah-u Teala'nın bu lütufları oluyor. Mutlaka onu yapmalıyız. Bunun
başka bir şekilde göstermek aklıma geldi. Allah-u Teala'nın nimetlerini zikretmek lazım. Tesadüfen Tehrik-i Cedid'in yeni yılı benim bu tur esnasında devam etmektedir. Ya şöyle diyelim ki benim bu son turum bugün Avustralya ve uzak doğunun Asya'nın turudur. Geçen senesi Tehrik-i Cedid'in geçen senesi sona ermektedir ki Allah-u Teala'nın lütuflarının birçok manzaralarını gördük. Bu tur esnasında dahi o manzaraları gördük. Ki kesinlikle bizim çabalarımızın neticesi değildi. Onun detaylarını ben inşallah Teala başka bir zaman anlatacağım. Şu anda söylediğim gibi Tehrik-i Cedid'in yeni yılı, eski yılı bitti. Ben düşündüm ki yeni yılın başlangıcını dahi bu tur esnasında Japonya'dan ben ilan edeyim. Onun için ben burada kısa olarak rivayetlere göre detaylarını beyan ederek yeni Tehrik-i Cedid'in 80. yılı olacak onun açılışını ilan edeceğim. Bu duruma göre, bu detaylara göre gelen raporlar, bazı yerlerde rapor gelmiyor. Onlara göre bu sene Tehrik-i Cedid konusunda cemaat 780 bin küsür sterlin para vermeye nasip oldu kendisine. Eskisinden aşağı yukarı 650 bin fazladır. Ve sebebi şudur ki belki daha fazla olabilir ama bazı yerlerde sterlin bakımından birçok yerde para azalmıştır. Değişik ülkelerin paraları değeri kaybetmiştir. Onun için görebiliyoruz ama ülkeler bakımından çok fazla izafeler olmuştur. Artırmalar. Pakistan'ın durumu daima devam ediyor. Ondan sonra sıra bakımından birincisi Almanya'dır. İkincidir Pakistan'dan sonra ama diğer ülkelerde birinci Almanya, sonra Amerika, sonra İngiltere, Kanada, Hindistan, Endonezya, Avustralya, sonra Arap'ın iki ülkesidir. Ghana, İsviçre ve Almanya Allah-u Teala'nın lütfuyla büyük atlama yaptılar. Tehrik-i Cedid'de 350 bin eurodan daha fazla para izafe ettiler. Amerika'dan 182 bin sterlin daha fazla para topladılar. Amerika İngiltere'den 75 bin ve İngiltere Kanada'dan bilmem kaç bin fazla para, 4000 dolara kadar fazla para aldılar sterline kadar. Almanya'nın cemaatinde ne kadar para izafe olursa Almanya cemaatinin ve amile üyesinin bu kelimeleri gözlerimizin önüne geliyor. Ben söylediydim öyle bir yerde çalışan Ahmediler ki orada haram işler yapılıyor. Mesela içki satılıyor yahut domuz işi yapıyor, onlardan çanda almayacağız. Düşünüyorlar ki bizim çandalarımız azalacak. Birinci sene üzüntü duydu ve onların çandalları bilmem kaç bin fazla oldu. Ve hiç azalma olmadı. Ve bu sene yine yalnız Tehrik-i Cedid'de dahi 350 bin euro fazla çanda verdiler. Allah-u Teala onların mallarına bereket versin. Kişi bakımından Amerika birincidir, sonra İsviçre, sonra Avustralya, Japonya, Japon kişisel çanda bakımında dördüncü yerdir, mutlaka bir yer vardır. İngiltere, sonra Almanya, sonra Norveç, Fransa ve Kanada. Ve yerel para bakımından en fazla
Ghana'da oldu. Almanya, Avustralya, Pakistan, İngiltere, Kanada ve Amerika. Bu sene çanda verenler hakkında dikkat edin dediydim. Ortakları çoğaltın. 225 bin daha fazla çanda verenler olmuştur. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla 11 binden daha fazla olmuştur çanda verenlerin sayısı. 110 bin. Amerika'da Nijerya birinci derecededir. Ghana en öndedir. Sonra Nijerya, Burkina, Burkina Faso. Çok hızlı konuşuyorum. Bilmemin birçok Afrika ülkesinin ismini söyledi. Sonunda Kenya dedi. Sierra Leone en fazla çaba sarf etmiştir. Ondan sonra Mali, Burkina Faso, Gambiya, Benin, Senegal, Liberia, Uganda, Tanzanya. Birinci defterin bürosunun mücahitlerinin sayısı Allah-u Teala'nın lütfuyla 12 binden daha fazla yaşıyorlardır. Diğerlerin çandaları devam ediyor. Tehlike Cedid'in mal fedakarlığı konusunda 3 cemaat arasında birincisi Lahore, ikincisi Rabwa, sonra üçüncüsü Karachi. Ve onun dışında 10 cemaat İslamabad, Rawalpindi, Multan, Quetta, Şeyhupura, Peşaver, Hyderabad, Bahawal Nagar, Okara, Nawabshah. Sialkot, Sargodha, Umarkot, Gujranwala, Gujarat, Badin, Narawal, Sangar, Nankana, Sahib, Rahim Yarkhan ve Toba Tek Singh illeri sırayla para bakımından bunların sıraları böyledir. Para toplama bakımından Almanya cemaati içinde Neuss birinci derecede, Rodermark, Heidelberg, Koblenz, Dreyesch, Mehdiabad, Roengarten, Weingarten, Nidda, Weisenberg ve parayı toplamak bakımından lokal emaretler vardır. Hamburg, Frankfurt, Grossgerau, Wiesbaden, Morfelden, Waldorf, Offenbach, Mannheim, Riedstadt, Ditzenbach. Amerika'nın parayı toplamak bakımından Los Angeles, Inland Empire, Silicon Valley, Detroit, Harrisburg, Los Angeles, Seattle, Los Angeles West, Silver Spring, Venex. İngiltere'nin ilk 10 mescid, Mescid Fazıl, ilk 10 cemaat, West Hill, New Malden, Worcester Park, Rains Park, Birmingham Central, Mescid Fest, Bethul Futuh, Thornton Heath, Cheam. İngiltere'nin 5 regionu vardır. Londra, North East, Midland, South ve Middlesex. Kanada'nın cemaatleri Peace Village, Calgary, Guan, Vancouver, Edmonton, Durham, Ottawa, Saskatoon, Ledminster. İngiltere, Hindistan'ın en cemaati Kerala, Calicut Kerala, Hyderabad, Andhra Pradesh, Kananur Town Kerala, Sengadi Kerala, Kadiyan, Calcutta Bengal, Yadgir Karnataka, Chennai, Tamil Nadu ve Kerala. Kerala'nın cemaatleri maşallah çok aktiftirler. Değişik cemaatler Kerala bölgesinin. 10 il arasında Kerala, Andhra Pradesh, Jammu, Kashmir, Karnataka, Bengal, Punjab, UP, Delhi. Bu sene dahi Allah-u Teala'nın lütfuyla Afrika'dan ve Hindistan'dan dahi diğer yerlerden dahi mal fedakarlığının en iyi örneklerinin olayları vardır. Detay zamanım yoktur onları beyan etmeye. İnşallah bir zaman mümkün olursa onu beyan edeceğim. Bu sene cemaat kaba bir yazdılar. Japonya'dan Tehlike Cedid
ilan edilecek diye bizim cemaatimiz eskiye nazaran bu sene mal fedakarlığını çoğaltarak verdiler. Arap ülkelerinden en büyük cemaattir. Arap ülkeleri arasında kişisel olarak çift fedakarlık yerler verdiler. Para verdiler, çanda verdiler. Allah-u Teala bütün çanda verenlere hangi şekilde olurlarsa olsunlar, tehlike değil de dahi para verenler, onların mallarına bereket versin ve onlara iman konusunda daha da çoğaltsın, kuvvetlendirsin ve onların fedakarlıkları yalnız Allah için olsun. Allah-u Teala onları kabul buyursun.